Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve Yeni Yollar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar yine size çok güzel bir model hazırladım. Modelimiz bu şöyle e, çimeni bildiğimiz ve dalların üzerinde de bu şekilde bakın hani gençlerin saçı olur ya Arizona kertenkelesi gibi böyle fıstıklar yaptık çok güzel hoş bir model oldu arkadaşlar şöyle de kolay bir çimeni ve çimeni ile aynı yuvasıya sahip e, bir yuvanın üzerine üç tane dalın üzerine bu şekilde Arizona kertenkelesi fıstıkları <laughs> yaptık. Çok da tatlı oldu bakın arkadaşlar. Yakın planda tutayım görmeniz için. Çok da güzel oldu. Duruşu da çok hoş. Yazmada da çok güzel duruyor. Şöyle eğer kırmızıdan net anlaşılamıyorsa bakın şöyle tutayım. Isterim. Hem çimeni hem de bakın dallarının yapılışı bir o kadar kolay bir model hazırladım size modelimiz bu şekilde dediğim gibi Arizona kertenkelesi fıstıkları koydum taçlı fıstıklar da olabilir ama yarım olduğu için bu şekilde yaptım ve kirpikleri de bakın arkadaşlar şöyle yakın plan göstereyim sık iğnelerin üzerinde yaptım bu şekilde kirpikler hem daha çok kendini gösterdi böyle diken diken daha çok <laughs> kertenkeleye benzettim Şöyle sizlere güldüreyim biraz yüzünüzü komik şey söyleyerek. Evet modelimiz bu. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi tülbentimizi kenar tığlamasını yaptık. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın arka tarafı unutalım. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledim. Şöyle iki tane zincir çekip bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Böyle bir trabzan yaptım. 4 zincir tığ oyasının en sevilen ara suyu modeli bu bence arkadaşlar şöyle hem en eski hem de hiç eskimeyen bir ara suyu 2 zincir bir defa tığımı doladım şöyle iki 2 alarak bir trabzan yaptım 4 zincir Evet ara suyunu bakın bu şekilde hazırladık göstereyim. Ben 9 tane koydum arası gün arkadaşlar. 7 de olur daha az isteyenler için. Şimdi çiçeğimizin dal kısmını yapacağız. Aynı şekilde kirpiksiz trabzanlar yaparak yuvayı hazırlıyorum. 2 zincirimi buraya kapattım. Şöyle kirpiksiz bir üçgen trabzan yaptık. 2 zincir bir defa doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2 7 tane zincir 5 6 ve şöyle ters tarafına çevirdim bu boş olan trabzanın tepe noktasına 7 zincirimi kapatıp bu şekilde bir yuva hazırladım bir zincirle düz tarafına dönüyorum yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum bu sık iğne dalımın güzel olmasını sağlıyor 3 zincir 2 defa tığ doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2. 4 zincir. Hemen kapattım. Yine 3 zincirle aşağı. Bu birinci dalımız bakın bu şekilde. Şöyle 3 zinciri çekip göstereyim. Aynısından 3 tane buraya dal yapıyoruz. 3 zincirin üzerine 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 iki, iki çekmemin sebebi kalın olması için şöyle trabzanımın fıstıklarımı taşıyacak destekte olması için bu şekilde ikişer ikişer alıyorum yine 3 zincirle yuvaya girip ikinci dalımızı da kapattık yaptık 3 zincir 2 defa tığı dala, yuvaya gir şöyle 2 2 2 3 zincir boyutunda bu trabzanı hazırladım 4 zincir kapatıyorum buraya 1 2 3 zincir yuvaya girdim şimdi bakın arkadaşlar burası önemli buraya iki tane sık iğne yapmamız lazım yoksa aşağı yere değmemesi için meyil etmemesi için iki sık iğne yapıyorum sonra iki zincirimi çekip sıradaki tığ battıya giriyorum hemen şekilde 3 tane dal ve ara suyunu hazırladık aynı şekilde demin gösterdiğim ara suyunu buraya 9 tane yapacağız şöyle bakın 2 zincirimi çekiyorum bir defa tığımı doladım 2 ve 2 4 zincir trabzana kapat bir pipirik oluştur 2 zincir sıradaki yuvaya gir kapat kadar ara suyu arkadaşlar. 2 zincir. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir. 2 zincir. Sıradaki tığ battıya şöyle ara kısma iki zincir bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 2 ve 2. Şöyle sonuncu kez yapıp Artık fıstıklarımızın yapılışına geçelim. Evet iki zincirimi kapatıyorum yandaki boşluğa. Şöyle bakın arkadaşlar bu şekilde hazırlıyorum 3 dalımı ve burada bu şekilde de 9 tane tığ battı olacak bakın. Bunu 7 de yapıp daha yakın yapabilirsiniz. Şöyle. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim dallarımızı hazırladık arkadaşlar. Yapmadan önce şöyle dallarımızın içine rahat girmek için bakın böyle tığımızla genişlettik. 4 zincirli yuva. Zincir. Bir de laylon ip olduğu için kapanıyor arkadaşlar. Bu şekilde tığımızın ucuyla açarak rahat bir çalışmaya sağlamak için bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. Sık iğnenin üzerine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincirimi çektim şöyle parmağımın üzerine koyuyorum ve zincirin altından girip şöyle bakın bir tane zincir çekiyorum altından giriyorum üzerinde bir zincir çekip ipimi hafif uzatıyorum 3 alttan gir zincir çek 4 5 6 7 şöyle dolduruyorum tırmanın ucunu 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 şöyle boş attı 18 ve 19 Toplamda bu şekilde 19 tane, şöyle galiba o atanı saymadık arkadaşlar. 10 zincirimizin üzerine bu şekilde bakın ilmekleri topladık. Şöyle daha bakın yeşile batmadan hepsini bir tığımın ucuna alıp bakın en başa kadar çıkıyorum. Burada fıstığı yuvarlak yapmak için hafif şu başta yaptığınızla şöyle sıktırıp yuvarlak bir görüntü verirseniz daha güzel duruyor arkadaşlar sonra buradan ilmek alıyorum 20 de buradan alıp şöyle fıstığımın ucunu kapattım bakın ve buraya da 10 tane zincir çekiyorum şöyle fıstığımı göstereyim 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 10 zinciri şöyle ters tarafından Fıstığımızın tam orta kısmında uç kısmından batmayın arkadaşlar. Tüylendiriyor. Şu boşluktan bir tık alttan basarsanız zaten sık iğneyi yapınca üste doğru kapanıyor. Bunu tiftikleme olasılığınız olmasın diye şöyle biraz daha orta kısımdan sık iğnenizi kapatın. Şöyle bakın bir görüntü oldu. Şimdi bir zincirle dönüyorum. Hemen içine bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir kapatıyorum buraya şöyle bir kirpik yaptım sık iğnemi yapıyorum 3 zincir buraya kapattım. 2 3 bakın sık iğnelerin üzerine bu şekilde kirpikler kalıp gibi duruyor zincirleri de sıkı çekip şöyle bakın bol değil sıkı çekince şöyle 3 hemen sık iğne Toplamda buradan 8 tane yapacağız. 3 zincir sık iğnenin arasına girdim. 4 Şöyle 1 2 3 zincir 5 Görmeniz için sık iğnemi buraya yapıp 3 zincir şöyle 6 sık iğnemi yapıyorum 2 4 6 2 tane daha yapıp 3 zincirli kirpikleri bu şekilde sık iğnenin arasına kapatıyorum yine sık iğne yapıp 3 zincir 8. ve sonucu kirpiği de yaptım Muhakkak bakın buraya bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bir de bu yeşil dalın içine girip bir de oraya sık iğne yapıyorum. Bu şekil yapmazsanız çevrelemiyor arkadaşlar. Bakın havada boşlukta kalıyor. Şöyle yapmış olduğumuz fıstığımızı göstereyim. Çok güzel oldu. Şöyle. Arizona kertenkelesi. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirle diğer bu yeşil yuvanın içine şöyle tam orta noktasına geçiş yapıyorum şimdi buraya yine aynı şekilde fıstık yapacağız bakın duruşu çok hoş oldu bu kirpikler arkadaşlar bence bunu bu kadar böyle yapan aslında kızıl derillerin o tüylerine de çok benziyor kafalarına taktıkları evet 10 zincir 6 7 8 9 10 zincir çektim parmağımı yatırdım hafif bakın içine ilmek geçecek boşlukta fazla büyük güzel olmuyor Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yine 19 tane buradan ilmek toplayacağız. 12 Alttan girip Üstte bir zincir. 13 14 15 16 17 18 19 Bakın aynı şekilde yine ilmekleri topladım. Şöyle bütün ilmeklerden bak çekiyorum. Şöyle en başa doğru. Bakın. En baştan çıkarıp şöyle hafif sıktırınca daha bir yuvarlak görüntüsü oluyor. Ve şimdi de 20. ilmeğimi yeşil dal kapatmadan önce kapatmayacağız arkadaşlar. Yeşil daldan ilmek aldıktan sonra fıstığımızı bu şekilde kapatacağız. Bakın bu şekil güzel ve yuvarlak bir görüntüsü oluyor. Şurada düğüm rastladığı için bu şekil oldu. Ve 10 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Hemen ters tarafına çevirelim. Bakın fıstığımızı ters tarafına çevirdik. Şöyle bakın bir alt kısımdan girerseniz ta uçta tüylendirirsiniz. Biraz da orta kısımdan zaten sık iğne yaparken yukarı doğru bu gidecek arkadaşlar tam orta kısmından kapattıktan sonra bir sık iğne ile düz tarafına döndüm ve yine buraya sık iğne yapıyorum şöyle 3 zincir şöyle şu olduğumuz sık iğnenin arasına girip sabitliyorum aynı işlem 3 zincir sık iğnenin arasına gir kapat 2 sık iğne kirpiğim için yuva 3 zincir Yine giriyorum. 1 2 3 zincir kirpik Evet 4 oldu. Şöyle tekrar 6 olacak. 3 zincir sık iğne kirpiyi kapatıp tekrar şöyle sonuncu kirpiğimizi yapacağız sanırsam arkadaşlar 2 4 6 7 ve 8 Evet sonuncu kirpiğimizi de 3 zinciri çekerek tamamlıyoruz Şöyle bakın sık iğneye sabitledim. Demin de söylediğim gibi son sık iğne yine yuvada, bu kirpiklerin olduğu yuvada. Sonra bir de bu yeşil dalın içerisine kapatacağız ki şöyle güzel bir görüntü olsun yoksa çevrilemiyor arkadaşlar. Bu şekilde çevreliyor. 3 zincirle yine geçiş köprüsü olarak kullanıyorum. Buraya 4 zincirli kirpiğin içine kapattım bakın. Şimdi 10 zincir fıstık yapacağız. 6 7 8 9 ve bu. Bu 10 zincir fıstığım için yuva olacak bakın. İlmeğimi fazla geniş tutmuyorum. İçinden çıkacak kadar büyüklükte olması yeterli yoksa havaya kalkıyor fazla büyük ilmek. Sonra ortaları doğru biraz büyütüyorum ki 4 ilmekten falan sonra yuvarlak bir fıstığım olsun. 6 7 8 9 10 Şöyle 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 bakın. 19 tane bu şekilde ilmeği tığımıza topladık. Hepisini birden buraya yuvarlıyorum bakın şöyle hafif. Şimdi bunu kapatmıyorum arkadaşlar. Yeşil bu 4 zincirli yuvadan da girip bir ilmek alıp sonra fıstığı kapatıp şöyle güzel bir fıstığımız, yuvarlak bir fıstığımız oluyor. Yavaş yavaş anlattım inşallah daha iyi anlaşılmıştır arkadaşlar. 10 tane zincir çekiyorum. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Bakın bu fıstığımızın şöyle arka tarafından göz kararı ortalıyorum arkadaşlar. Şöyle tepe noktasının bir altından girerseniz tüylenmeden rahatça girersiniz. Evet, düz yüzüne dönüp yine bu sık iğneli kirpiklerden yapıyorum bakın. 1 2 3 zincir. Kapatıyorum. Sık iğne. 1 2 3 zincir. Sık iğne. Arasında güzeldir şöyle göstereyim yakın plan. Üçünde de gösterdim hep yakın arkadaşlar. Hiç es geçmedim yakın yakın çekiyorum. inşallah anlaşılır. Şöyle işinize bir video olması için çaba sarf ediyorum. Çabalarımın karşılığı da çıkar inşallah. Güzel bir işinize yarayan model olur. Şey video olur. Evet. 1, 2, 3, 4 oldu. 3 zincir çekiyorum. Şöyle bakın. Arasına girip kapatıyorum. Sıkı 1 2 3 zincir sık iğnenin arasına girip şöyle kendinize doğru aşağı doğru çekince daha rahat giriliyor arkadaşlar yukarı doğru sıyrılınca bir de ben tabi şöyle görmekte kameradan baktığım için 3 zincir kapatıyorum. Kaç olmuştu? 2, 4, 6, 7. Evet sonuncu 8. de yapıp şöyle ipimizi koparalım. Hemen sık iğne ile bitirdim yine. Ve bir de buraya yeşil 4 zincirli yuvaya girip sık iğnemizin üzerine de bir zincirimizi çekip şöyle yakıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde oldu. İpin inceliği derken bir de kamera karşısında elimi sıkı tuttum herhalde arkadaşlar. Kırmızıya nadire. Bakın şöyle yan yana koyayım. Daha küçük ve kibar oldu. Şöyle modelimi göstereyim. E, kameradan görmekte biraz zorlanıyorum derken herhalde ipi sıkıp incelttim. Şöyle göstereyim size. Çok güzel. Bu da bir Arizona kertenikelesi fıstığı o modeli oldu. Bakın kertenkele saçları. Eskisi kadar herhalde revaçlı değil arkadaşlar. Bu saçları ben mi görmüyorum pek dışarı pandemiden çıkamadığımızdan dolayı bilmiyorum ama gerçekten çok hoş oldu. Şöyle bir de tülbentimi toplayayım. Öyle göstereyim bakın. Kırmızı olan ve bu şekilde. Pardar sarısının açık tonu. İçindeki çiçekleri modelinden bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Şöyle umarım güzel bir işçilik çıkmıştır. Yine kameramız tripoddan aşağıya. kaymış. Evet Şöyle bir de salantılı halini bakıtıp vidamızı edelim. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.